Sabahlar. Altılı Masa liderleri yeni yılın ilk buluşmasını 5 Ocak'ta Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun ev sahipliğinde yaptılar. Ve toplantıdan sonra yapılan açıklamada önemli mesajlar vardı yine. Bu açıklamayı büyük bir kısmını buradan yine aktarmakta fayda görüyoruz. Diyorlar ki altılı olarak başlattığımız işbirliği sürecinin ilk yılını tamamlamış olduk. Bu bağlamda toplantımıza bir yılın genel değerlendirmesiyle başladık. Üstlendiğimiz tarihi sorumluluğumuzun birincinde olarak işbirliğimizi 12 Şubat 2022'deki ilk zirvemizde kamuoyuna duyurduğumuz ilke ve hedefler doğrultusunda sürdürme kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. 200 yıllık modernleşme, 150 yıllık meclis, 100 yıllık cumhuriyet ve 75 yıllık demokrasi tarihimizdeki bütün ana akımların temsil edildiği bu işbirliği süreci siyasi tarihimizde bir ilk niteliği taşımaktadır. Bütün bu tecrübe birikimimizden hareketle temel amacımız bir taraftan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devlet ve kamu hayatında yol açtığı tahribatı gidermek, diğer taraftan cumhuriyetimizi gerçek ve kamil bir demokratik düzenle taşlandıracak bir dönemi başlatmaktır. Bu bağlamda son bir yıl içinde kat ettiğimiz mesafeyi, elde ettiğimiz kazanımları ve karşı karşıya olduğumuz meydan okumaları son derece samimi bir ortamda ve yapıcı bir şekilde değerlendirdik. Her şeyden önce memnuniyetle ifade etmek isteriz ki bu işbirliği süreci ülkemizin siyasi ikliminde psikolojik bir dönüşüme öncülük etmektedir. İktidarın kendisinden farklı düşünen kesimleri düşmanlaştırma ve kutuplaştırma üzerinden tahakkümünü sürdürme çabasına karşı farklı düşünce ve yaklaşımları bir masa etrafında bir araya gelerek getirerek yeni bir siyasi iklim oluşturduk. Bu yeni siyasi iklim temelinde önümüzdeki kritik süreçlerde <laughs> rehber olacak referans metinler ortaya koyduk. Uzun mesailer sonucunda üretilen güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni temel ilkeler ve hedefler, seçim güvenliği, kurumsal reform ve güçlendirilmiş parlamenter sistem, anayasa değişikliği önerisi metinleri siyasi tarihimizde altı siyasi partinin ortak bir zemin inşası için ortaya koyduğu ve demokratik olgunluk seviyemizi gösteren birer başarı örneği olmuşlardır. Otoriter yolsuzluk düzenini sürdürmek isteyen iktidar, demokratik özgürlüklerin kısıtlanması kutuplaştırma, yargının siyasallaşması ve medya tekeli üzerinden siyasi mühendislik peşindeyken bizler uzlaşıya, ortak akla, siyasi nezakete ve kapsayıcı demokrasiye dayalı yeni bir siyaset mimarisi inşa etme çabası içine girdik ve bu alanda önemli bir mesafe kat ettik. Bu çerçevede işbirliği sürecimizin somut adımlar bağlamında son derece önemli iki ortak metnini daha tamamlama aşamasına getirdik. Ayrıca bundan sonraki adımlarımızı ve çalışma takvimimizi oluşturduk. Tamamlama aşamasına getirdiğimiz geçiş süreci yol haritasını ve ortak politikalar metnini 30 Ocak'ta yapacağımız ortak tanıtım toplantısı ile kamuoyunun bilgisine sunacağız. Bu iki metinle birlikte partilerimizin siyasi işbirliği mimarisi önemli ölçüde tamamlanmış olacaktır. Temel ilkeler ve hedefler metniyle işbirliğimizin dayandığı zemini, güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metniyle işbirliğimizin siyasi iskeletini, seçim güvenliği metniyle siyasi sigortasını, kurumsal reform metniyle kurumsal altyapısını ve anayasa değişikliği önerisiyle hukuki sütunlarını açıkladıktan sonra şimdi de yol haritamız ile süreç yönetim mekanizmalarını ortak politikalar metniyle her alandaki ortak somut adımlarımızı tamamlamış olacağız. Çetin siyasi şartlar altında bir yıllık yoğun bir çabayla ortaya koyduğumuz bu vizyonun hayata geçirilmesinin iki gerekli şarta bağlı olduğunu bilincindeyiz. Biri ortak adayımızın Cumhurbaşkanı seçilmesi, diğeri de mecliste anayasa reformu için gerekli çoğunluğun elde edilmesi. Bu temel şartların sağlanabilmesi için seçim güvenliği için oluşturulan komisyonun aralıksız çalışarak sandıkların tamamındaki her oyun korunmasını temin edecek tedbirlere yoğunlaşmasına. Ortak bir komisyon tarafından genel başkanların kararlarına bas teşkil etmek üzere mecliste anayasal çoğunluğu elde edebilmek için milletvekili seçimlerinde uygulanabilecek alternatiflerin çalışılmasına ve nihai karar vermek üzere genel başkanlara sunulmasına, ve genel başkanlar arasında ortak cumhurbaşkanı adayının tespitiyle ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik. Ve bu çalışmaların kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla liderler toplantılarının daha sık aralıklarla yapılmasına karar verdik. Bu bağlamda bir sonraki toplantımız İyi Parti'nin ev sahipliğinde 26 Ocak tarihinde yapılacaktır. Erken seçim konusuyla ilgili olarak diyorlar ki geçen sene bir siyasi mühendislik çabası olarak devreye sokulan seçim sistemiyle yapılacak hiçbir erken seçime destek vermeyeceğiz. 2018 seçimlerinde geçerli olan sistemle gerçekleşecek yani 6 Nisan'dan önce yapılacak bir erken seçime ise destek vermeye hazırız. Açıklamanın devamında İmamoğlu hakkında verilen karar için değerlendirmeler var. Bu ceza yargının siyasallaşmasından son çarpıcı örneği olmuştur. Buna karşı tutumumuzu Saraçhane'deki dayanışmayla bir kez daha göstermiş olduk. Sayın Erdoğan'ın kendi yaşadığı mağduriyeti başkalarına da yaşatacak adımlar atması güç yozlaşmasının en hazin örneklerinden birini teşkil etmektedir. Seçim sürecini etkilemek üzere yargıya müdahale niteliği taşıyacak benzer siyaset mühendisliği çabalarına karşı da bu dayanışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz diyorlar. Ve başörtüsü konusunda iktidarın başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi. Bunu da son derece samimi bir istişare ortamı içinde ele aldık. 12 Eylül'ün darbeci ve 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetinin eseri olan ve milyonlarca kadının hayatını karartan bu çağ dışı bir daha gündeme gelmesini engelleyecek hukuki teminatın sağlanması konusunda tam bir mutabakata sahibiz. Ancak İnsan hakları ve inanç özgürlüğü ile ilgili bir konuyu ve başörtüsü gibi bir sembolü, kolluk pas olarak gören zihniyete de esastan karşıyız. Başörtüsü yasağı dolayısıyla ağır mağduriyetler yaşayan kadınlar için hakaret niteliği taşıyan bu tanımlama, Sayın Erdoğan'ın bu meseleyi seçim malzemesi olarak gördüğünü açık şekilde ortaya koymaktadır. İktidar samimi ise bu düzenlemeler konusunda muhalefetten gelecek önerilere, ön yargısız şekilde yaklaşarak metinlerin uzlaşıyla çıkmasını desteklemelidir. Ekonomi ile ilgili diyorlar ki iktidar ülkemize dünyada 7. Avrupa'da birinci en yüksek enflasyona sahip olma utancını yaşatmıştır. TÜİK'in enflasyon hesaplamalarının gerçek hayat ve bağımsız hesaplamalarına hiçbir tutarlılığı kalmamıştır. Ücret ve maaş artışlarında TÜİK'in verilerinin esas alınması milletimize karşı ağır bir hak gaspıdır. İktidarın daha işçinin elinde geçmeden bu ay sonunda açlık sınırının altında kalacak olan yeni asgari ücreti bir övünç kaynağı olarak görmesi en hafif tabiriyle hazindir. Seçimde kaybedeceğini anlayan hükümet panik içinde henüz mürekkebi dayı kurumamış olan 2023 bütçesinde yer vermediği ve 24 saat geçmeden değişen adımlar atarak devlet ve bütçe yönetimindeki ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır. Geçen hafta katledilen ülke ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in katli de katliyle daha da aşikar bir şekilde ortaya çıkan kamu düzenindeki bozulmayı da kapsamlı şekilde ele aldık. Her şeyden önce Ateş'in ailesine ve sevenlerine taziyelerimizi sunuyoruz. Bu vahşeti daha da vahim kılan husus ise cinayet sonrasında başta Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı Adalet Bakanı ve MHP Genel Başkanı olmak üzere ilgili yetkililerin derin bir sessizlik içine girmeleridir. Mafyatik yapıların karşılıklı infazlar gerçekleştirdiği bir ülkede kamu düzeninden ve demokratik hukuk devletinden bahsetmek mümkün değildir. Bu cürümleri işleyenlerin ve onların arkasındaki güçlerin hak ettikleri cezaları almasının takipçisi olacağız. Kimse ülkemizi her gençlerin feda edildiği 70'li yılların karanlıklarına da 80'li yılların darbeci 12 Eylül şartlarına da 90'lı yılların faili meçhullerine de geri götüremeyecektir. Ve son olarak aziz milletimiz asla ümitsizliğe kapılmayınız. Siyaseti bir rant ve güç paylaşımı olarak değil, hak ve adalet temelli bir alan olarak gören bizler, bu kara bulutları dağıtmaya kararlıyız. Kimsenin Cumhuriyetimizin 100. yılını yolsuzluklarla, yasaklarla, baskılarla, ve yoksullukla karartmasına izin vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı toplumsal barışın, insan hak ve özgürlüklerinin, adaletin, demokratik hukuk devletinin, temiz siyasetin ve refah toplumunun gerçekleşmesi yönünde yeni bir başlangıcın yılı olacaktır. Diyorlar biz de bu taahhütlerin e, gerçekleşeceği günlere bir an önce ulaşmayı diliyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.